Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Nərmin. Tamaşaçıları da salamlayırıq. Qeyd edim ki, artıq ikinci plenar iclas fəaliyyətinə başlayıb və səhiyyə və əhalinin vaksinasiyası mövzusu üzrə davam etdirilir. Siz də qeyd etdiyiniz kimi. Amma əsas diqqət çəkiləcək məqam bundan ibarətdir ki, biz 2 gündür 8-ci Qlobal Bakı Forumunun fəaliyyətini işıqlandırırıq və burada 40-dan çox ölkənin müxtəlif nüfuzlu şəxsləri, sabiq prezidentləri iştirak edir və belə beynəlxalq tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi, Azərbaycan ev sahibliyi etməsi təbii ki təqdirə layiq hallardan biridir və onların fikirləri bir mənalıdır ki Azərbaycan beynəlxalq arenada öz nüfuzunu yüksələn temp üzrə davam etdirir və bununla bağlı bizim yanımızda qonağımız var. Deməli Türkiyənin Böyük Millət Məclisinin keçmiş sədri Cəmil Çiçək və ona sual ünvanlayacağıq. Sualımız ondan ibarətdir ki beynəlxalq forumların Azərbaycana ev sahibliyi etməsi necə qiymətləndirirsiniz? Bence çok önemlidir. Evvela kahraman Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi son Karabağ zaferinden dolayı minnettarlığımızı da ifade etmek istiyorum. Bu Global Bakü Forumu 8.'si yapılıyor. Bence çok önemli bir forum. Buraya kendi ülkelerinde en üst düzeyde görev yapmış meclis başkanları, cumhurbaşkanları, başnazırlar, bakanların katıldığı bir forum. Dolayısıyla kalitesi çok yüksek. Hem Azerbaycan'ı iyi anlamak, Azerbaycan politikalarını dış dünyaya tanıtmak hem de dünyadaki gelişmeleri değerlendirmek açısından gerçekten çok az sayıda dünyada emsali bulunan bir forum. 8.'si yapılıyor. Bu defaki forum daha da önemli çünkü gündeminde müzakere ettiğimiz konular COVID sonrası dünyanın yeni ekonomisi, yeni enerji politikası, iklim değişikliği, istikrar, barış önemli. Kaldı ki dünyanın gözü de zaten bu coğrafyada özellikle Ermenistan'ın savaşı kaybetmesinden sonra Kafkaslardaki durumu da öğrenmek için birçok insan bu bölgeye daha fazla dikkat kesiliyor. Dolayısıyla Azerbaycan'ın bu bölgede barış, istikrar ve huzur için tekliflerini öğrenmeleri, kendi ülkelerine taşımaları da önemli. Dün açılış konuşmasında muhterem prezident Azerbaycan'ın Kafkas politikasını çok net, çok açık bir şekilde ortaya koydu. Bence bu çok önemliydi bu kadar gelmiş misafirlerin önünde. İnanıyorum ki bu forumlar ve başkaca Azerbaycan devletinin, hükümetinin çalışmalarıyla Azerbaycan'ın dış dünyada görünürlüğü daha fazla artmış olacak. Politikaları daha bir ağırlık kazanacak. Onun için bu forumu ben çok önemli buluyorum. İnşallah 9.'unda Azerbaycan daha da ileri bir noktaya gelmiş olacak. Ben bu organizasyonu yapan Nizami Gencevi forumunun yöneticilerine teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz biz de. Bir daha qeyd edim ki, COVID-19 pandemiyası dövründə keçirilən ilk qlobal forumda Azərbaycanda və 8-ci qlobal forumun fəaliyyətini daha ətraflı, daha işıqlandırmaq məqsədi ilə növbəti efirlərimizdə məlumatlar paylaşacağıq, reportajlar verəcəyik. Bizdən bu qədər Nərmin. Təşəkkür edirik.